بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم وزبارك إلى يوم الدين. محترم سالم سيجلمز، خوش جادوز برنامزا يشم سيونج. Bugünün konusu gençlerin ihtiyacatı. Allah subhanahu ve teala buyurur Kur'an-ı Kerim'de, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu allazi halakakum min da'fin, thumma ceale min ba'di da'fin kuvve, thumma ceale min ba'di kuvvetin da'fan ve şeybe, yehluku ma yeşâ ve huvel alimul kadir. Allah subhanahu ve teala bu ayette buyurur, özü büyük ilim ve azim olduğu için insana bildirir, evvelen yaradı bir özün bir zayıf halatında, nutfadan, alakadan, muzgadan, ondan sonra nenesinin karnında cenin olarken, ondan sonra dünyaya gelip bir zayıf halatında, hatta yeterince genç ömrüne, bunlar zayıftı. Yeterince genç ömrüne, o ömürde bir kuvvetli olacaktı. Ve Allah razı olsun ulemelerden takriben ittifak ettiler bir en kuvvet ve gençlik 15 yaşından başla 40 yaşına kadar. Allah subhanahu teala bu kuvveti insana gençlikte verir ve mege biz de milletimiz de toplumumuz da bu kuvvetten fayda bulalım. Ve düz yola çalıyor o yüzden hatta bu gencin kuvvetinden topluma ve milletimize hizmet olunsun. Allah subhanahu teala özü halk eden, öz hikmetiyden halk eder. Ondan sonra gençlik merhalesi bir naşat, bir hayaviye ol içinde ve o gençlerin takatıyla toplum yapınacaktı. Ve biz demek ki mekaytulahın bu gencin ömrüne, kuvvetine, takatine hatta bizim payımız olsun. Bu konuyu ele almak için bizim programımızın misafirleri bugün özlerini tanıtırken sonra sorularımıza geçerik. Ustadım hoş geldin, Mustafa da geldiniz. Allah razı olsun, sağ olasın. Özü tanıtırsam. Ben Abdullah Bayraktar, Hazreti Osman Zamen, 2. İmam-ı Hatip'i. Allah razı olsun. Hoş geldiniz, size safalar getirdiniz. Özü inşallah fayda bulduk. Allah razı olsun, ya Rabbi, sağ olasın. Ustadım. Can Halil Kassab, Türkmen Fatih'in torunları derneği başkanı. Hoş geldiniz, hoş safalar getirdiniz. Allah razı olsun sizden de bir güzel programı. Sağ olasın. Ya Şeyh, Allah subhanahu wa ta'ala insan yaranında her bir ömür merhalesinde bir ihtiyacatı olur, has. Yani hatta uşak dönen karnında bir has ihtiyacatı var. Ondan sonra uşak olanda bir has ihtiyacatı var, genç olanda, ihtiyar olanda. Bizim için eğer yani aç olasa o gencin ihtiyacatı sivani içinde o yazısında. Allah razı olsun üstad. Tabii Allah subhanahu wa ta'ala her insanı halk etti ve bütün nefsin ihtiyacatı vardı. Yani baksa bir tek büyük olsun, küçük olsun, hatta bile genç olsun ihtiyacatı vardı. Eğer geldiyse bu ihtiyacatları insana verdiyse bu ihtiyacatları istirahat yaşar. Sual o cevap vermeden evvel haz ederim ona dağım. Acaba bu ihtiyacatlar tevfir olunsa, yani ele gelse faydası nedir, ele gelmese zararı nedir? Tabii bu ihtiyacatlar ele gelse biz çok güzel barımız olur. Yani edebilirlik bizim gençlerimiz istirahat yaşasınlar. Özleri ve aileleri ve müştemeğe aynı vakitte. Ve aynı vakitte de edebilirlik gençlerimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emrettiği ta ki genç olsunlar. O sıfatta kalsınlar. Aynı vakitte de yani inşallah Allah Teala ki Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde gelen de dedi seb'atun yudilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zillu ve şabun neşa fi ibadetillah. Allah Teala'nın çölgesi altında olur. Ama geldiyse sualın cevabına acaba gencin ehemmiyeti nedir bugün? Bugün gençlerimizin çok hacetleri vardı. Çok şeylere ama inşallah bugün bazında dururuz. Gencin içinde olan hacetlerden birisi o da imandı. Bir gün olabilir tek diğer acaba yani iman neydi biz imanı değilsen. Ben imanı kazdedendem onu kazdedirik yani. O ki Allah subhanehu ve teala onların velilerdi. İnne Allahe veliyyüllezine amenu. Kedalik ki Allah subhanehu ve teala vaad verdi o imanın sahabe olanlar.
güzel hayat yaşatırsın özlerine. Men amila salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun felenuhiyennehu hayatan tayyiba. Acaba bu iman nerede? Allah razı olsun. Seyyidina İmam Hasan el Basri şerh etti bizim sözün dedi. O imandı ki böyle kalıpta oturdu ve ondan sonra insanın cesadı tatbik etti özünü. Bugün düşünün o gençler ki böyle bazı iman sahabediler, bazı imandan geri kalıptılar. Keannema bir cesaddiler içinde ruh yoktu. Bakarsan şerleri hayırlarından daha fazladı. Lidalik bu şere, bu harablığa kaza etmek için ister gençlerimiz bir düz doğru imanla olsunlar. Ha bir gün olabilir bir gencimiz diğer söyleşende o üstü bir dini bir şey, bir mevzu açanda o üstü diğer. Ben maşallah ben dinen çok iyi bilirim. Biz baksak Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bir güzel mevzu'a değdi bizim için. Her iman mevzu'a gelende en sadece rastan iş mevzu'a geldi. İlla lezine amen ve amilus salihat. Manası nedir? Manası o da enne sen tamam bilsen ennehu filan namaz 4 rükaatı, kindi namazı. Bilsen mıgrib namazı 3 rükaatı. Sen eğer tatbik etmediyse o özünü, keanneme bir şey etmeyipsen sen. Lidalik bir gün en mühim hacetlerden birisi iman mevzuydu. Ondan sonra gelsek ustad fikri mevzularımız vardı. İnsanın av bir gencin çok hacatı var fikri mevzuya. Yani teessüfen diyorum bunu. Bir gün bizim görürsünüz ne kadar harap fikirler vardı müştemate. Bel ona kanşar ne kadar harap insanlar vardı ki o fikire davet edirler. Ona da kanşar bizim gencimiz bir gün bir telefon vardı elinde. Bütün şeye bakır, bütün şeyi eşidir. Bakandak da yani öz fikri yoktu gencimizin. Yani bir sahip fikirde ki hatta o fikri reddetsin döndersin. İşte bakır çok gençlerimiz ilhad mevzuunu düşürür, tatarruf mevzuunu düşürür. Ne için? Yani o bir sahip fikre de ki bir fikir kavzamayıptı. Ve gençlerimizin çok ihtiyacatı vardı fikir sahipleri olsun. Yani للأسف imanı olmayan ve sahip fikre de olmayan bir gün gör gözlerini şubuhatten şehavet orta yerindeydi. İmme şubuhate düşüptü fikir mevzuunda baksan bir büyük hilafe düşüptü yani da'i yoktu insan onları düşünsün. Da'i yoktu insan o mevzuları yetişsin ya da çok müteşeddid olupdu dinde. Ya da baksan yani bu harap şehavete düşüptü çünkü Allah Subhanahu Teala'nın İmanı oturmayıptı kalbinde. Baksan işte şehaveten sadece kalkar. İşte ister bu çi noktaya ihtimam edin. Bu gençlerin hacatı gerek tevfir olsun özlerce. Üçüncü son nokta ki böyle gencin öz desadında, o öz nefsinde hacetler var. O da ilim mevzuat ustad. Hakikaten bugün bakır gençlerimizin ahli çok boştu. Ve bu boş vakit da eğer güzel ilimle dolmasa, akid bir cehil bir şeyle dolar. Bir genç kuliyedeyse, talebeyse, yani okursa da devamına gelir. Devamından sonra eğer işlemirse, bir iki saat okursa, ben son lisan demirim tamam. Bir iki saat okursa, ondan sonra eli boştu. Ve labud otursun bu vaktini ilimle getirsin. Hatta Allah Subhanahu Tebareke ve Teala o gençlerden saysın izni. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olasın. Allah razı olsun. Ustad Can, her vakit genç bir milletin geleceğidir. Ve toplumun esas olduğu ki toplumu yapacak ve en kuvvetli şerihe ki tegir edecek. Değişecektir o toplumu düz yola. Biz hepimiz isteriz, amacımız odur ki bizim toplumumuz öge geçsin, parlak olsun ve yaşasın içinde. Tabii gençden olacak bunlar. Eydi üstadım bu gençlerin ihtiyacatları seni o görüşte nedir? Tabii ki yani ihtiyacatlarına girmeden önce ya şeyh tabi mesela manevi ihtiyacatlarından bahsetti gencin. Genç insanın özelliği var. Yani bir insan her fetre hayatında, her aşamasında uşaklı bir özelliği var. Genç olur özelliği var. Yaşlı olur özelliği var. Genç insanın da bazı özellikleri var ki koyur bazı ihtiyacatları doğsun. Yani o özellikten ihtiyacatlar doğru. Bu özellikler nedir? Mesela genç insan devamlı aktifti. Enerjikti. Takatı var. Devamlı istiri çalışsın, devamlı istiri oynasın, devamlı istiri
bir şeyler yapsın. Bu gencin en özel şeylerinden biriydi. İki, mesela atılgandı. Çok hassastı. Mündefi'ti. Bu şeyler gençte olan özelliklerdi. Her şeyi haz eder, sorsun, bilsin, aktarsın. Mesela öz özüne güveni. Bu gencin özelliklerinden. Bu şeyler koyar, ihtiyacatı doğsun. Mesela diyelim kimse istemez şey emretsin üzerine. Bu gençlerin özelliklerinden de aynen. Bir de Yaşık da bundan bahsetti biraz. Yani yaşına göre ben kısmen diyorum tabii ki. Her gençin bir geçerli de öyle. Mesuliyetsiz, sorumsuzluk orta yerde var. Yani bazı gençlerimiz var. Yaşık bahsetti. Mesela eli boştu ama bazı gençlerimiz de var. İşlirler, çalışırlar. Hı. İş hayatına atılırlar. Ondan dolayı yani kanaatimce bu ihtiyacatlar 3-4 yere şey olur. Bazı ihtiyacatlar var, devlet tarafından gerek karşılansın. Bazı ihtiyacat var, toplum tarafından karşılansın. Bazı ihtiyacat var, o gencin ailesi tarafından karşılanması lazımdır. Bazı ihtiyacat da var, gencin özü, öz özüne gerek yardım etsin. Bu ihtiyacatları özü öz özü için sağlasın özünü, tevfir etsin özünü. Mesela devlet sapında ihtiyacatlar nedir? Devlet dediğimiz zaman imkaniyat orta yerde gözükmesi lazımdır. Devletin gücü orta yerde var. Ve mesela devlet bu gençin eğitimini sağlaması lazımdır. İşini sağlaması lazımdır. Yani iş hayatına atılanda genç kimsesiz kalmasın. Devlet elinden tutsun veyahut da özel sektör de dediğimiz kıtta'l khas. Mınidan ortağlaşa bizim bir gün birçok işsiz gencimiz var. Bu ihtiyaçtı. Bunu kim karşılayacaktı? Devletten diyelim özel sektör. Kıtta'l khas. Terfihi yere ihtiyacı var. Eğlenceli yerlere. Tabii ki eğlence dediğimiz zaman yani Allah'ın rızalığı içindeki olan eğlenceli yerler. Ve faydalı. Faydalı yerler. Mescitte devru var. Yani bu toplum olarak, bak, toplum mevzuna girsek. Mescidin devru var. Şimdi biz, ustadım affeyle, sen devleti konuştuk. İnşallah şimdi geldik toplumun şeyine. Aynı bu toplumda da şeyhe bir sual versek vazgeçinden sonra doğru sahibi toplumumuz yanlarına. Ya şeyh, bizde bir güzel bir şey var. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurur. Bir hadis-i sefine var. Meseleleri bir topluma, bir kavm mindi bir sefineye, bir papura mindi. Bunlar kura ettiler, birisi yukarıda birisi aşağıda oldular. O aşağıdaki dedim ben hiç çıkarım yukarıdan geldim su getiririm. Ben alttan bir delü gelirim su içerim içinden. Bu geçse, delü geçse, su içse hem özü boğunu hem onlar boğunu. Koymasalar özün, eline çatsalar, kişi de hılas ol, necat ol, bularlar. Biz bunda bir şeyimiz var, ne yerde? İndi ustacan orada durdu ki, döndü özüne. Toplumun ve camının, siz ki camını temsil ediniz. Bunların, evvelen bir gencin nece ihtiyacatın düzleştiri ve verir özüne. Allah razı olsun. Tabii biz baksak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret eden de baksan muahattan sonra bir mescid yapır, tamam? Yani bunun delaleti nedir? Ve o vakitte de bir ayrı bir şey olmadan yani baksan bir tek en büyük sahip fikri oldu camiatten çıkır, tamam yani yok. Yani bu delalatı o da yani cami gencin bütün ihtiyacatını bitirecekti. Ve bütün ihtiyacatını verecekti anne. Hakikaten bizde iki nokta var. Bir gencin cami ihtiyacı var. İki cami genç ihtiyacı var. Tamam. Ve ikisi de birbirinden mühimdi. Birincisi yani cami genç ihtiyacı vardı. Bir cami tamam Allah ya Rabbi büyüklerimizin uzun ömrünü etsin. Bir cemaate kim kalacaktı? O cemaate kim başaracaktı? Gençler. Hatta bile baksan bir kademi bir iş oldu, peklemek işi oldu. Genç katır ona, genç bitirir özünü.
Aynen o vaxta baksan yani ne güzeldi cemaatte bir neçe sıranı genç göresen. Bilirsen bu cemaatin emali vardı, bu cemaatin geleceği vardı. İkinci noktaya gelsek, o gencin cemaat ihtiyacı vardı. Bütün ölümler cemaatte vardı. Yani hanımın indi biraz evvel de dergidim özüne. Bizim bir gencin ihtiyacından da ilme. O ilme her de kazanacaktı cemaate. Tamam, en üstün ilimler şer'i ilimlerdi. Kur'an-ı Kerim olsun, fıkh olsun, hadis olsun. O bir ilimler de biz atmayalım oyunu. O bir ilimler de bizim ihtiyacımız vardı. Hani bir gencin çok mühimidir, ihtiyacındandı. Yani öz merhalesi üzerine birinciliğe getirsin ve ne iyi şekilde okusun. Fediyedim ta ki, gencin ihtiyacı vardı cem'e bir imani mevzularda, Kur'an-ı Kerim mevzularda bu imanın hakikatini alıştırmakta özne. Ki bu aklını doldursun ilimle, güzel ilimle. Hatta yarın bir gün genç bir galat fikre düşmesin ou bir galat kimsenin ensazı gitmesin. Ya Şeyh, şimdi burada biz anladık bundan. Cami gence ihtiyacı, genç cami ihtiyacı. Cami'in kahan insanlar ki biz dedik mullalar. Onlar mege bu ihtiyaçların bitsin. Yani bizim çok arkadaşlarımız var. Allah razı olsun özlerinden. Cami'te kompüter devrası açıp özler için, hasibat açıp özler için, ofis barnamecilerini açıp özlerin. Bunda ne var bunda? Eğer bir insan varsa tutavu edirse. Yani inşallah da bizim camilerde bu var. İnşallah. Ve inşallah da güzel olur. Ustacan dönerin sorumuza. Biz bilir yani çok ihtiyacatı var. Sen diyorsan illa devlet bunu kanşarlasın. O birisi de bizim toplumla sivil toplum kuruluşları bunlar edebilleri yetişler özün. Ege bunun bir kez açılsa bizim için. Doğrusu bu hani derim mi bu 3-4 mihvardı. Bel. Birbirine bağlanıp aynen halka tek. Bel. Ortak mihvarlar var. Bir de devlet veyahut da toplum, sivil toplumu, genç özne mahsus bir mihvar var. Yani ortak mihvarlar ne takidi? Mesela bir gün bilirsiniz uyuşturucu toplumumuzda ne yazık ki işte bu 15 ilde 20 ilde çok yaygın oldu. Bunun sorumlusu ilk önce devletti. Sonradan ortak bir şey var. Toplumdu. Sonra bir de ortak bir şey var genç özüdü. Görsen bazı konular var ortak şey girdi. İyiydi mesela sağlık durumu. Yani bir genç özü için hastane yapabilmez, müstavsuf yapabilmez, sağlık ocağı yapabilmez. Ama devlet bunu sağlaması lazımdı. Diğer konularda da ondan ötürü birbirine bağlanıp yani bazı konu var toplum, genç, devlet arasında şeylerdi. Toplum olarak dediğimiz zaman toplumu kimi kazdırır? Yani gencin çevresidir, öz ailesidir. Biz andık çekirdek aile, öz ailesi, babası, nenesi, kardeşleri, bacıları. Şeyi, mezzidi hani az önce dediğimiz. Ortam yaşadığı okuldu, üniversitede, işte iş yeriydi. Bunlardı. Bir de artı ne gelir üzerine? Sivil toplum kuruluşları. Bunların da etkisi var. Yani ilk önce biz çekirdek aileden başlasak, öz ailesinden başlasak, bunu iyi yetiştirmeler lazım. Daha ne dediler? Terbiye salih. Güzel bir yetiştim, güzel ahlaklı bir insan çıkma, toplumuna faydası olması lazım. İyiydi, bunu sorumluluğa alıştırsınlar. Yani uşakken mesuliyet kavzasını, hem ferdi mesuliyet, hem topluma karşı mesuliyet. Bunu da'va, yani milletin da'vasını, toprağını sevmesini, bayrağını sevmesini alıştırın. Bunu her dağılışını aslında en dar şeyde ilk önce ailesi içinde sonradan yakın çevresinden bunlar alışır. Bir de eğitim. Yani o aile mülzemdi baba nene. İlk önce bu uşakken bu insanı yetiştirsin bir merhaleye. Devam etsin. Tecdi etsin özünü. Destek versin özünü ve eğitimini devam ettirsin. Tabii ki müsait olan şartlarda. İyiydi. Onun yanında sivil toplum kuruluşlarının burada neye şeye girir? Mesela bizim dernekler belki başka bizim bize benzer derneklerin kurslar açsın, kültürel, tekafi şeyler yapsın, toplantılar yapsın, nedvetler, seminerler yapsın, kurslar yapsınlar. Bu genci geliştirsinler. Bir de genç fırsata ihtiyacı var. Fırsat tanımlısın onu.
fırsat her taraftan tanınması lazım. Yani devlet tarafından tanınması lazım. Ailesinin tarafından o fırsat verilsin özüne. Toplum o fırsat verir. Sivil toplum kuruluşlarında çalışırsa o fırsatlar tanınsın. Mesela şimdi bizim dernekte devamlı gençlerimiz yetişir. Biz 20 ile gelir bu dernek kurmuşuz. Allah'ın fazlından çok iyi gençlerimiz yetişir. İnşallah da hani sen az önce şeyi başladığında da o dedi 15'ten 40 arası. Biz de 40'a yakınlaştığımız için büyük ihtimal yani bu yakın zamanda da derneğin başkanlığını daha genç bir arkadaşımıza buradan da bizi sevenler, bizim üyelerimiz bilmiş olsun yani inşallah. Yakın fetrede daha genç bir arkadaşımıza fırsat tanımak amacıyla daha öz özünü göstersin. Derneğimiz daha güzel bir kıyadeye, daha güzel bir yönetime sahip olmak için daha genç arkadaşlarımıza teslim edilir olsun. Bunlardan ibaretti. Toplum, sivil toplum, sivil toplumları, kuruluşları, mezcit, yakın çevre, aile, maddi ve manevi şeylere ihtiyacı var. Destekler. Üçüncü mihvar, genç özü. Yani eskiden, çok eskini demirəm, mesela siz de bu şeye şahit oldunuz. Diyakın Saddam döneminde bir de bizim Hisar şeyi var idi. Irak toplumu çok açılmamıştı dünyaya. Hatta internet çok yani biz olabilir en geç devletlerden girdi bize. Ondan ötürü gençlerin öz özlerini geliştirmek için, öz özlerini yetiştirmek için fırsatları çok az idi. Ben. Kendi öz yani öz şeyiyden öz özünü yetirmek. Öz özünü itimat etsin. Öz özünü itimat etmekte. Bu sefer dünya açıldı yani Irak bu değişimden sonra dünya açıldı Irak'a. Bir günde internet de çok tatavur etti, gelişti. Sosyal medya fevkalade gelişti. Gencin diyebilirim sana bir manası kalmadı. Yani bir gün bir genç normal hayatta, gerçek hayatta bir iş tapmırsa sanal hayatta işleri. Yani bu hani bilirsiniz indi fenomenler olup, YouTuber'lar olup filan olup. Yani fırsat bence daha çoktu. Bir de öz özünü geliştirmek için. Bak bir genç öz özünü geliştirmek için okumağa lazımdı. Yani sadece internetten, sosyal medyadan bilgisini almaması lazımdı. Bir de gelenek. Yani gelenek olarak bilim tahsiline zaten diz dizadı. Hocadan almak lazımdı. Hani dini ilim olsun veyahut da dünyevi ilimler olsun. Bunlar hepsi genci bir mühassile, özüne kalır. Yani bir tane devlet sen için ne kadar imkanlar sağlarsa sağlasın. Toplumu ne kadar müsait ise sen için her şeyi sağlar. Ama sen o içerinden bir hafız yok ise, koymursa seni gidesen ilim alışasan, gidesen öz özür geliştiresen, gidesen bir pazarda bir çalışma olsun, bir para kazanır, çok zahmet. Ve bu şeyler insana kalır. Bir ki iyi arkadaş. Şimdi geldik iyi arkadaşım ustadım. Tamam o zaman. İnşallah durduk burada. Tamam. Arkadaşa döndük inşallah. Ha. Çünkü aynı arkadaşlarını biz dini bir soruda soracağız. Bizim bir sünnette Peygamber Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sahibi ve sellem bir kere bu da hem bizler için de, mullalar için de, gençler için de bir önemli bir şey burada. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meselden öğretirdi bizi. Fediri iyi yoldaştan, harap yoldaşın bir mesel vurur. Aynen koku satanla demirçi. Koku satan gitse hatta almasa koku özünden, güzel koku alasan özünden. Sınarsan ya. Demirçi yana giden de o ki körede işleri. Yen harap koku alacaksan, o demirin külün kokusunu alacaksan, yen de bir ateş atılacaktı, bir yer uyandıracaktı. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neye benzetti? Yoldaşa benzetti özü. Bir de bir sözler var bizim yani atasözlerinden. Yoldaşı selamene diyeyim sen kimsen. Bu yoldaşın tesiri ve seçmeği nece olacak? Tamam dediğim tercih, ustad da işaret etti buna Allah razı olsun. Bir gencin tamam Allah subhanahu wa ta'ala böyle halk etti. Bizi insan medeni halk olundu. Ve her vakit haz eder muhalata, her vakit haz eder arkadaş tapsın özsü. Yani bir gencin hacatindendir bir arkadaş.
Tabii arkadaş növlerine baksak bugün, iki növdü. Bir növü iyi arkadaşlıktı ve iyi barı var. Ve bir növü de Allah hepsi gençlerimizi irak etsin özünden. Amin. Haraptı ve harap şeyler vardı. Yani harap barlar vardı. Tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunda bizi irşad etti ve bizi tevcih etti. Dedi bir insan arkadaşının dini üzerinedir. El mer'u ala dini halilihi. Bir teyguz baksın kimiden oturur, kimiden kalkır. Yani bugün lilesef bakırız bir gencimiz namaz kıldı, bir gencimiz imandardı, iman sahabidir. O bir gençlerimiz kalkır bir mecmuayden oturur kalkır onu çekerler. Bizim gencimiz çekebilmir onları. Yani bu da bizim gencimizin zayıflığından gel. Eğer geldiyse ilim nahiyasından olsun, eğer geldiyse fikir nahiyasından olsun baba. Fe ister gençlerimiz her vakit bilsinler kimiyle kalkırlar otururlar. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynen bizi irşad eden de dedi. La tusahib illa mu'mina. Kimseyden kalkma oturma illa mümin olsun. Ve hatta bile onda da dedi bize yemaguyen de illa teki olsun. Mütteki insan olsun. Lidalik insan ister bilsin kimiyle kalkır oturur. Bugün yani maalesef baksan ev şişatlanma. Bir tek oğlu bir tekten kalkır oturur bilmir kimdi. Ve eğer geldiyse bir genç özü ise iyi arkadaş seçtiyse bir özü dünyaları hoş yaşarlar. Ki ahirette inşallah bir yerde olurlar. Ve hatta bile Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de zikretti bize. Kıyamet günü gel elin dişleri. Ne içidir keşke filanla arkadaş olmayaydım çünkü beni cehenneme getirdi. Aynen vakitte de üç ev, gencin evi istirahat eder. Fikri saftı. Billi oğlu kimiyle kalkır oturur. Billi indi oğlu camiatadır. Tabi biz camiatı getirende gençlerimiz diyemez gelsinler 24 saat camiatı otursunlar. Arkadaş olsunlar, top mevzuları olsun, ayrı bir mevzular olsun. Zaten bir gün Allah razı olsun yani camilerimizde de bunlar vardı. Fester insan bilsin kimiyle kalkır oturur. Hatta inşallah Allah Teala cennette hem özünü hem arkadaşını Efendimiz'den yıkıştırsın özlerini. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sağ olasın. Allah razı olsun. Ustacan biz gençlerin ihtiyacatını bildik. Eğer iyi anlasak bilsek, ailesi olsun, toplum olsun, hükümet olsun. Ondan sonra biz bu gaye neydi genci beslemekten? Onu da bilsek. Bu gencin önce devri var. Millet değişmekte, toplum değişmekte, ruh ekmekte, bütün tatvir etmekte. Nece biz bu devlet buyurduğu yoldaş olsun, toplum olsun, biz müsahame edelim, bu ihtiyacatı getirelim genç anne verelim. İşte ustada dedim hani, bu birbirine bağlı bir şeydi. Ortak çalışmalar olması lazımdı. Bugün yani kısıtlı da olsa demirəm sənə hiç yoktu. Ama o gencin umut ettiği ihtiyaçlıdır. Yani gevul isterdi, mesela iyi bir tensik olsun. Mesela bugünkü burada Uzaret Şebap'tan yani Gençlik Bakanlığı'yla, buradaki müdürlüğü'yla, sivil toplum kuruluşlarıyla, aileler arasında, mezzet, bir uyum içinde bir işi böyle planlı bir şekilde yürütülsün. Ama bu olmadığı için az çok bir şeyler olur. Nece olur? Mesela herkes öz yanından bir şeyler yapar. Mesela diyelim bu genç dernekleri olarak devamlı baksan belli münasebetlerde veya da eğitim yılında yaz tatillerinde belli şekilde planlı bir şekilde programlar yapırlar. Hedef nedir bu programda? Yani o gençler öz özlerini geliştirsinler. Bir ışık tutsular bu gençler. Bir ortam sağlasılar, iyi arkadaş tapsılar. Bunu mezcidler yapır. Mesela baksan kurslar yapırlar şer'i ölümler için. Ondan sonra top, futbol oyunları kururlar, tırnavalar kururlar. İslami mektepler arasında mesela böyle bir şeyler olur. İslami mekteplerden o bir mektepler arasında. Bilmuhasıyla yani herkes öz yanından bir şeyler yapır. Ama dediğim tek uyum yoktu. Yani Gevul isterdi bu iş daha gelişsin. Daha uyum planlı bir şekilde herkes. Yani medyanın da bir gün büyük bir devri var. Ama
Allah-u Alem yani ben kanaatimdirim. Bir gün ortam çok değişildi. Dünya farklı bir yöne gitti. Bir gün herkes özü sorumluluğun en büyük şekilde kazanır. Yani bir genç daha fazla özünü anlaması lazımdır. Bak hanedirem biz sen bir genci belli bir yaştan sonra ne kadar değilse o şeyler, yani bir belli bir yaştan sonra adam diri ben varam, ben özüm, ben böyle ederim, ben böyle. Bu gencin tabiatı özelliğindendir. Dolayısıyla bazen sen ne kadar gençten uğraşırsan ama özü o şeye kanaati var. Bazen desen tamam koy o yanlışlığı tecrübe etsin, sonradan belki doğru yollara dönebilirim. Ondan ötürü fırsatlar var. Yani genç bir gün aktarırsa fırsat tapabilir. Yeter ki muhavele etsin. Çünkü ilk dedim hani bir işi zati bir mevzu. Toplum, devlet, kurumlar ne kadar uğraşırsa uğraşsın. O genç istemirse çok zordu. Yani biz meyin gençten başlayalım. Bu genci hazırlık ederken ondan sonra o bizlerden yardım bekleyelim. Genç özü tabii ki ilk dedik hani çekirdek aileden o şeyi aşır yani o telkih eder özü. Aşamasını yapar evde iyi bir ortam sağlar onun için. Oradan şey eder. Kıduat mühimdir. Çok güzel örnekler mühimdir. Onu getirir. Sağ olasın. Yaşık gençlik toplumun en gübahalı vardı. Evet. Çünkü eğer bir millet genci olmasa güzel değişimlere gitmeyecekti. Ve bu genci biz eğer biz koşsak fikrine özün canın hakkı var. Evet. Bu canın hakkı da biz spor edecekti, riyazi edecekti. Ama bizim maalesef bazı kere gencimiz yen riyazı etmir zayıf oldu, cesediyen. Yen de riyazıya çok ehemmiyet verir, o bir seferi terk edir. Bunu nece bir muadeleden uydurak özü için özü? Bəli ustad, tabii yani bir riyaza da aynen gencin hacatından birisidir. Ve hakkıdır. Ve hakkıdır da, tamam. Ve bir gün de görürük, bizim çoğu gençlerimiz kaya teveccüh edirlər. Ve bunda da bir, yani dinin bir şeyi yoktu. Bel daha güzeldi. Bel hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi teveccüh eden de dedi, el-mu'minul kavi hayrun minel mu'minil daif ve fi kullil hayr. Tabii ister gençleri teveccüh edeğin riyazalara. Bu ben. Birinci noktadır. İkinci nokta şer'i riyazalara tevcih edin özlerini. Yani nece şer'i diyağın özüne? Bir gün bakırıq gençlerimiz gedirir. Tamam bir kayaya gedirir ama baksan namazından geri kalır. Hatta bile yok namazından, okumağından geri kalır. Tamam biz ne kadar deyirik genç geçsin bir kayaya bedenini iyi bir şekilde beslesin, kuvvetli olsun ama geri kalmasın vacibatından. İraq olmasın üzerine olduğu vacibetten, şuruptan. Bu birinci noktadır. İkinci nokta, acaba o gittiği yerde pis alfaz var, harap alfaz var, ihtilat var. Bu noktalardan da gerek makayet olsun. Bundan yani bu riyazanın icabi bir şeylerdi. Silbi mevzuları, tabi'an bir gün görürük, fariq olubdu top oyunlarda. Sen filan fariqi seviyorsan, ben filan fariqi seviyorum. Baksan yani adam adamı buğd edir bunun üzerinden. İkrah edir bunun üzerinden. Tabii bu da bizim dinde caiz bir şey değil. Gerek bundan tembih edin. Yani sen filan fariqdaysan, ben filan fariqdaysam şer değil biz birbirimizi sevmeyelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, el-Müslim, ahul-Müslim, innemel-mu'minune ikhva Kur'an-ı Kerim'de geldi. Ben geldim bir tek yüzünden. Müslüman kardeşimi ikrah edim. O da beni yani hiç yadına düşürtmeyecekti. O insan ki böyle ben şey difa ederim üzerine. Fe ister evvelen gençlerimiz riyazaya tevcih olunsunlar. Bu bir noktadır. La şekkefi. Yani şek yoktu içinde. İkinci mevzu şer'i riyazalara tevcih olunsunlar. Güzel o riyazı içinde şer'i tatbik etsinler. Aynen. Allah razı olsun. Sizin de razı olsun. Onun yanında da şeyi riyazanı bir böyle mühim şey almasılar içinde ben gerek benim şeyim olsun fariqi mutsun sen fariqi utulsa sen iyi deksin. Bu orta yerde olsa yok biz bunda diyarlık gence bu riyaza olmaz.
Ama geldiyse dediğimiz tek saydığımız noktalar olduysa la be'sebi, be'si yoktu içinde aslında biz tevcih ederiz bunun üzerine. Allah razı olsun. Sağ ol. Özü biz de hatta yani spor elinde biz de diğer ruh riyazı da alıyorsun. Aynen. He, yani köşkü gelene şeyle otasan otursan bir gün yani bu şeyler mi gibi. Aynen. Ustacan biz bir genci isterik muhtezin olsun. Atfasında, cesaretinde, aklında, ruhunda. İmanı da özelliğinden olsun. Sizi o devrimiz neydi derneğinizden, o gençler derneğinin devri neydi? Bu genci muhtezin etsin, topluma armağan mı versin özün ki toplum işi olsun yaşaslar içinde. Tabii bizim derneğimiz takip yani dernekler en büyük işler diye de tutarken yani esas işler gençlerden amel etme. Dolayısıyla biz bir genç yani ilk gençlik ömründe diyelim. Evet. Ergenlik. Ergenlik neydi? Yani bizim öz dilimizde ergenlik yani bir tegevlenmeyip ama aslında ergenlik şey demektir, murahak, fetret-i murahak. Yani biz bir genç bizim yanımızda şeyden yetişir, ortaokuldan yetişir. Evet. Daha erken gelirsek ilkokulun son sınıflarından bizimle şey olur. Ama evet. Biz ihtimam ederiz, ihtimam alanımızdı evet. Bu gençler. Bu en büyük şey nedir bizim yani özellikle de bizim dernekte en büyük işimiz nedir bu şeyde bu konuda? O genç bizi hayata alıştırmak. Hayata alıştırmak nedir? Ne gibi şeylerdi? Evde babasına nece davranacaktı? Nece yemek yiyecekti? Büyüklerden nece tasarruf edecekti? Okulunda hocasına nece davranacaktı? Arkadaşlarıyla nece davranacaktı? Toplum içinde öz özünü nece gösterecekti. Bu gibi şeyler yani hayati bilgiler. Daha büyük olan yani biraz daha büyük olunca daha mesela o yaşında olan ilmi şeyler. Mesela şer'an bizim devamlı dernekte Hanefi fıkhı İslami akide derslerimiz var. Devamlı. Kesintisiz. Devamlı var. Bundan hedef nedir? Hedef o Müslüman genç öz özünü yetiştirsin, bilsin namaz kılanda farzları nedir, şartları nedir, abdest alanda navakıdı nedir, şurutu nedir, Allah Teala'nı tanımak yani için. Yani iman Allah. Ruhunu beslesiz. Tabii. Bunlar bir de mesuliyet, sorumluluk. Sorumluluk davasına karşı, toplumuna karşı, özüne karşı. Bu dernek olarak dediğim takip şeylerdi yani elimizden geldiği kadar Allah'a şükür de yani bu zamana kadar bizim çevremizde bizim içimizde güzel gençlerimiz yetişipti. Hamdolsun bu güzel de yetişler işte inşallah. Herkes yanından bir şeyler yapar. İnşallah elbirlik otu oğlum. İnşallah. İnşallah. Ya Şeyh doğrusu vaktimiz bir kez bitecekti. Evet, ama senden yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Eddinu ennasiha. Gençlerin ne mevkileri var? Allah razı olsun. Sizden. Gençler ve inkarmen ömrün böyle büyük olmağına gençler bütün kardeş, hepsi kardeşlerimdir. Sen gençsen abi. İşte. Allah razı olsun sizlerden. Tamam, Risalem oldu. Genç en yani en kuvvetli Neşet Usta'da ki zikretti özünü o fetredeydi. Gençlik fetresindeydi. Ve genç hiçbir vakit özünü küçük görmesin. Yani genç bugün bu dinin sahabidir. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o bütün sahabalar nanca cihad ettiler, nanca yoruldular. Biz bu dini yetiştirsiler bize. Ve bugün de bu dini yetişti, bu gençler gerek kavzasılar özünü. Çünkü bundan başka bir ayrı ihtiyarımız yoktu bizim. Ve ister gençlerimiz özlerini en iyi şekilde tatvir etsiler, ilm alsılar, imanı kalplerinde oturtsular. Tabii hayat böyle boşluktan gitmeyecekti ustad. Ben her zamana kadar böyle gülmek, şakka, bilmem kaya gitmekten, bilmem ayrı işler yetmekten getirdim özünü. Telefonla, iş hayatımız ister biraz ciddiyete uğrayalım, biraz ciddiyete uğrayalım, hatta bilalım. Nece yaşırıq, ne edirik, ne etmirik, neye hizmet edirik? Yani ustad da buna çok değdi. Ne için halk olmuşuq biz yani? İster gençlerimiz bu mozallara ihtimam etsin. Gelsiler camilere, camilerde güzel ilimler vardı. Camilere de gelmirseler, iyi arkadaş seçseler özlerse,
Hatta biz de onun şeklinde yetişeceğimizlerine, biz gençlerin hizmetindeyiz. Her ne şekilde olsa, her ne neler olsa, inşallah elimizden ne geldi takdim eder hocam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olasın. Sağ olasın. Ustad Can çok tekit etti. Genç insan özünün evvelen beslesin, tatvur etsin. Gence demek o nedir? Son olarak kısaca yani hızlıca bunu demek isterim. Genç kardeşim küsme hayattan. Topluma küsme. Bak toplum sana ihtiyacı var. Siyasette bizim ihtiyacımız var sana. Bazarda ihtiyacımız var sana. Eğitimde ihtiyacımız var sana. Ondan dolayı küsme. Her zaman özünle ve toplumuna barışık ol. Bu yani selvi, olumsuz olma. Selvi olma, icabi ol, olumlu ol her zaman. Topluma da aslında yani devlete bir diyeceğim yoktu ama toplum olarak gence fırsat tanı. Eğer resmi müesseseler olsun yani mesela partilerimiz olsun, derneklerimiz olsun, diğer mesacidler olsun, gence fırsat tanı. Bir de genci de maddi durumuna gözle biz sebep olan gençler yetiştirin. Evlenmeğine destek olan. Bak bugün bizim çok sayıda zengin insanlarımız var. Orta durumlu insanlarımız var. Bunlar destek olabilirler. Sadaka vermek sadece cemaat bir kilim getirmek değil, bir split almak değil. Sadaka vermek bir genci evlendirmektir. Bir gencin iş ocağı açmaktır. Bir gencin elinden tutmaktır. Eğitimini desteklemektir. Ondan ötürü kafamız daha büyük edelim. Gençten, gence de biz fırsat tanıyalım. Yani bir iş ortak bir şeydi hani dedim. Genç öz özünü göstersin, toplum da gence kanşar, eksik taraf olma, şey olumsuz tarafını göstermez. İkisi birbiriyden beraber ta ki bu güzel şeylere yetişelim. Çünkü esasen geleceğin insanları gençlerimizdir. Bir günün gençleri yarının liderleridir, yarının hükümet adamlarıdır, devlet adamlarıdır. Müesset adamlardı. Allah razı olsun sizden. Sizden de Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Gelmemize kırmazız bizi. Allah subhanahu ve teala ömrümüzü, imanlar ve salahtan her vakit böyle hayır olsun. Ben muhterem sayın seyircilerimiz. Konumuz gencin ihtiyacatı. Aldık genç. Bu gence benim bir mesajım var. Yarın sen benim toplumun, milletimin lideri olacaksan özüne çok güzel bak. Hayattan güzel yaşa. Bütün ilim, ma'rifet sahabını axtar, tap, sahabı ol. Hatta milletime hizmet desen ve milletimi de parlak edesen. Ben muhterem sayın seyircilerimiz, inşallah bir başka konu ele almak için o vakte kadar diyerek size kalın sağlıktan, Allah'a emanet olun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.